Aslında tam da Murat Çelik'in bıraktığı yerde ben oradan alacaktım. Çünkü ben 3 haftadır aynı şeyi söylüyorum. Yani burada e, İsmail özellikle Ankara'da İYİ Parti adayını çok gündeme getirdiğinde hakikaten İYİ Parti'de ne oluyor sorusunu sorduğunda ben İYİ Parti çevrelerine bayağı bir sordum. Yani ben ha önce şunu söyleyeyim. Meral Hanım'ın konuşması beni çok şaşırtmadı. Neden şaşırtmadı? Aslında parça parça söylediklerini toparladı Yine ve söyledi. Yeni bir şey de söylemedi yani bir tek yeni bir şey söyledi. Yeni bir tanım var. Yoldaş medya. Onu dedi ya daha Yoldaşı önce. daha önce söylemişti. Afiş şey. yaptılar Hayır, ya. Yoldaş medya. Yoldaş afiş Yavaşa, ben de işte. Mansur yoldaş Yavaş'a. Mansur Yavaş'a. Şehir astılar. Hatırlasana ee, asılmayan afişler. Şimdi ben o tanımı yeni duydum. Evet. Ev kölesi yorumu Mansur Yavaş'a. Ev kölesi. Yoldaş yani medya. Söylesi. Sen yeni duymuşsun çok ben söyledim. Ben yeni duydum evet. Şimdi neden Meral Akşener bu konuşmayı yapıyor sorusunun cevabı. Aslında Murat Çelik'in söylediği şey partiyle, parti içiyle ilgili bir durum. Şimdi İYİ Partiler'de şöyle bir e, algı var. O algı şu, Sayın Akşener eğer oyunu koruyamazsa, oyu düşerse Sayın Akşener ben liderliği bırakacağım dedi. Ve dolayısıyla da İyi Parti içerisinde yeni bir liderliğin ortaya çıkma ihtimali çok yüksek görülüyor. Eğer sonucu alamaz, yani aldığı oyu alamazsa kendisiyle birlikte İyi Parti içerisinde Sayın Akşener'in koltuğunun sallanma ihtimali çok yüksek. Ve diyorlar ki Şimdi Sayın Akşener böyle bir durum karşısında başarısızlığın sebebi olarak en çok bilendiği kesimler kendisine operasyon yapıldığını düşündüğü kesimler. Ekrem Bey biraz daha yürüyor ama bütün oklar Mansur Bey'in üzerinde. Çünkü Ekrem Bey'in CHP'li yol yürüme meselesini kendisi de görüyor. Ve Mansur Yavaş'ın, Sayın o, Yavaş'ın... CHP'li görüyor. Evet, evet ve Sayın Yavaş'ın İyi Parti'ye operasyon çekerek aslında bir nevi herhangi bir başarısızlık durumunda Sayın İmamoğlu ile CHP ile olan meselenin bir benzerinin Sayın Yavaş ve İyi Parti üzerinde kurgulandığını düşünüyorlar İyi Partililer. Ve bu nedenle de ısrarla ve ısrarla bunu çok işlemeye başladılar. Hepimiz şunu biliyoruz. İstanbul'da İyi Parti'nin veya Ankara'da kaybettirme ve kazanma gibi bir şey yok. istatistik olarak yok. Ama bazı yerlerde bu var. Mesela Manisa. Mesela Balıkesir. Mesela Çanakkale'de CHP ile yarışma. İşte biraz yani önceki... muhalefete kaybettirmek gibi bir strateji var. Hayır şöyle, bunlarda. şöyle. İyi Parti kendi aday çıktığı, çıkardığı yerlerde CHP'ye kaybetirme gündemde. Hı hı. İşte Balıkesir örneği bunu gösteriyor, Manisa örneği bunu gösteriyor. Bazı yerlerde CHP ile birlikte yarışıyor. İşte Çanakkale gibi. Bazı yerlerde AK Parti ile yarışıyor, Ordu gibi. Mesela bazı yerlerde de CHP'den geçen eski belediye başkanının adresi oldu. İşte Çukurova, Seyhan gibi. Dolayısıyla da meseleye iki türlü bakılıyor. Birincisi İstanbul ve Ankara üzerinde. Çok fazla e, tırnak içinde söylüyorum. Ben de Buğra seviyorum. Buğra hakikaten kaliteli bir insan ama İstanbul'da İyi Parti'nin çok büyük bir iğme yakalamayacağını hepimiz biliyoruz. Ankara'da seçimi etkilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama Balıkesir'de, burada defalarca konuştuk, eğer Turan Çömez de açıklamıştı da hatırlarsanız. Daha önce Özgür Bey kongreye gelmeden e, Sayın Ahmet Hakkın'a gittiğini, Sayın Hakkın'a bak burada sonuçta ikimiz siyaset yapıyoruz, Büyükşehir sizde birkaç belediye, ilçe belediyesi bizde kalsın dediğini, Sayın Akşener'i böyle ikna ettiğini ama daha sonra CHP'de kongre süreci yaşandığını ve bu süreci akamete uğradığını Turan Çömez kendisi ifade ediyor. Şimdi bu bir gerçek yani birçok yerde şu an İyi Parti ve CHP itibarı devam etmiş olsaydı belediyelere kaybedilmeyecekti. Ama birçok yerde de CHP ile şu an yarışıyor. Edirne meselesini şunu söyleyeyim. Yani Edirne'de ben ısrarla 3 hafta önce yani burada söyledim. Yani Anadolu'ya çok bakmıyoruz ama yanı başımıza bir Edirne gerçeği var. Çünkü orada 3700 oyla belediye verilmişti. Recep Gürkan döneminde 3700 oyla ben Edirne'ye olan ilgim, enişelerim hep Edirne'li benim. Yani bir tanesi Edirne'li yani oradaki siyasi şeyde çok biliyorum. Dün de Filiz Hanım'la CHP adayıyla görüştüm. Onların son hafta bir hata var. Son hafta bir atak içerisine girdiler. Neye bağlıyorsunuz dediğimde o küskünlükleri hallettik dedi. O küskünlükleri bitirmeye çalıştık dedi. Ve o nedenle peki Sayın Sedefçi orada anketlerde AK Parti ile kendisini yarıştığını ifade ediyor. Hatta birçok gazeteci arkadaşımız da o konuda bir şeyler yazdığında e, Sayın Sedefçi dönmüş ve bugün işte gazeteci arkadaşlara hayır bu anketler böyle ama ben aslında AK Parti ile yarışıyorum tarzı bir yaklaşım. Ama şunu biliyoruz. Sayın Sedefçi'nin orada 10 bandını aşması durumunda yarışın AK Parti'nin lehine sonuçlanma ihtimali çok yüksek. Çünkü geçen dönem 3700 ol olan oy, 8 civarında bir oy vardı yanılmıyorsam. Ve dolayısıyla şimdi Sayın Sedefçi'nin dediği gibi eğer %20'lerde falansa zaten bambaşka bir tablo. Ama yok yapılan anketler gibi %12, 13, 14 ise bu AK Parti adayının kazanma ihtimali çok güçlendirir. Şimdi İyi Parti Türkiye çapında ben kanaatimi hep söylüyorum. Bana göre oyunu çok düşürmeyecek. Bunun sebebi İyi Parti'nin çok başarılı olup olmamasına kaynaklı değil. CHP küsenlerin ikinci partisinin İyi Parti olmasından kaynaklanıyor ve kişiler üzerinden oy almasından kaynaklanıyor. Şimdi Enver Bey esasında öncesinde yeniden refaha gitmişti. Orada bir anlaşmazlık olmadı diye biliyorum. Yani bir anlaşamadılar diye biliyorum ve İyi Parti'ye gitti. E şimdi Sayın Enver Yılmaz'ın oyu İyi Parti açısından İyi Parti'ye sayılacak. İşte Seyhan'da, Çukurova'da CHP'den kopanların oraya gitmesi sonuçta İyi Parti'ye şey yapılacak. Nevşehir'de, Isparta'da, Çanakkale'de, Ordu'da böyle hakikaten böyle yoğun oy alabilecekleri yerler var. Ama her halükarda bütün bu açıklamaları, ev cümle onu söylemek mümkün. Ben Sayın Akşener'in bir nisan sonrası Partisiyle ilgili bir değerlendirmesi Olarak okuyanlardanım Çünkü yani bunun da Hayır şunu söyledi Partime operasyon çekiyorsunuz dedi Partime operasyon çektiniz ve bunu da açık açık ifade etti ve sayın Dikkat ederseniz sayın yavaş üzerine çok gidiyor Çünkü sayın İmamoğlu'nun CHP ile ilgili CHP'nin bir şekilde Sayın İmamoğlu'nun CHP'yi yönlendirmesi Orada etki gücü ortada ama Sayın Yavaş açısından aynı şey söylenemiyor. Hatta iyi Partiler şunları da söylüyorlar. Yani Türk kamuoyu diyorlar e, Sayın İmamoğlu'nun başarılı olması durumunda hep 2028'e Sayın İmamoğlu üzerine odaklanıyor ama Sayın Yavaş kazanırsa Sayın Yavaş'ın ne yapacağını kimse sorgulamıyor. Belki ki Sayın Yavaş da ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum dedi. Nereden, hangi partiden girecek sorusunu Kimse sorgulamıyor diyorlar ve orada iyi partiye bir operasyon yapıldığını düşünüyorlar. Doğru yalanını ben bilmem. Gerçek değil bilmem ama sonuçta Sayın Akşener'in, tırnak içinde kullanayım, bu kadar e, siyasi anlamda meseleyi kan davasına döndürmesinin bence sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü o kendi liderliğine karşı bir hamle olduğunu düşünüyor, bir komplo üretildiğini düşünüyor ve bunun neticesinde de e, bu noktaya geliyor. Yoksa esasında... Ben hep ısrarla ifade ediyorum. Yani İstanbul ve Ankara'da ben İyi Parti'nin yerinde olsaydım İstanbul ve Ankara'da normal itfamı devam ettirirdim. Anadolu'da e, kendi başıma seçime girerdim. Mesela bundaki seçmen etkisi çok farklı bir reaksiyon getirebilirdi. Ben ısrarla hep onu savundum. Çünkü biraz önce de söylendi. Yani Cumhurbaşkanı adayı olarak iki kişiyi göstermişsiniz. Sonra diyorsunuz ki ya bunlar belediye başkanı olamaz. Hani bunun çok büyük bir alıcısı olmuyor. Gerçekten olmuyor. Şimdi arkasında durmamış olsaydınız yani, Ama Yeniden Refah Partisi de AKP'yi destekledi. Şimdi gitti kendi adaylarını çıkardı. Ama Yeniden Refah son, açık, son dakika açıklamasını biliyorsunuz değil mi? Evet, geri çekerim. Onu da konuşacağız birazdan. Eğer bunlar bunlar yapılırsa 3 gün Abi, kalalım birazdan bir şey konuşacağız. yapılmış bir açıklamaya benziyor. Siyasetten her şey mümkün. Olabilir. Siyaseten yani. her şey. Şunu da söyleyeyim. Ben onu şöyle bitireyim. Ben şimdi illi çalışıyorum. Hani Nerede ki adayını çekecek tabii. İstanbul o açıklama sadece İstanbul için İstanbul, İstanbul, Şöyle ben illi çalışıyorum. Yani illere bakıyorum mesela. Hakikaten çok farklı sürprizler var. Ama mesela bazen biz e, Tarsus gibi örneğin e, veya işte e, Bitlis'te bizim şey ilçesi. İşte CHP'de, AK destek vermek için girmiş. Adil Cevaz ya. gibi. Mesela o ayrı şey onu ayrı konuşacaktım. Bazı ilçelerin, büyük ilçelerin de işte Trabzon'da Hisar mıydı? Evet. Bazı büyük ilçelerin Ordu, de Altın Ordu Altınordu gibi. Yerler. Bu ilçelerin de esasında oy geçişkenliğinde çok ciddi anlamda bir potansiyel olduğunu görmek mümkün. Biz... CHP İYİ Parti Ya sadece CHP İYİ AK Parti açısından da aynı şeyler. Mesela şimdi Urfa-Siverek. Mesela Viranşehir. Yani şimdi o kadar önemli ki işte Mardin-Kızıltepe. Yani şimdi baktığınızda çok farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Ama çok enteresandır. Böyle son 2-3 günde işte İsmail söyledi. Bitlis'te CHP adayının çekilmesi. Mesela çok yani seçim çok enteresan anlamda oldu.